Arkadaşlar merhaba. Rasyonel sayıların 15 numaralı köşe taşını çözeceğiz bu videomuzda. Zamanımız kalırsa 16'yı da hemen bu videoda halletmeye çalışacağım arkadaşlarım. Şimdi 15 numaralı köşe taşımız yine ondalık sayılar ve ondalık sayılarda çarpma işlemi, toplama çıkartma da var yine arkadaşlarım ama ana vurgu çarpmaya yapılmış dostlar. Başlayalım birinci sorumuzda kardeşlerim. Bakalım ne diyor. Şimdi ilk önce parantezin içindeki toplamayı yapıyorum. Bir toplamaya artık alıştık arkadaşlar. 0,03 ile 0,17'yi topluyorum. Virgülleri alt alta getirmeye dikkat ediyorduk kardeşler. 7 ile 3'ün toplamı 10. 10'un 0'ı elde var 1. 0 ile 1'in toplamı 1. 1 de elde vardı 2 yazdım. Virgülü koydum. 0 ile 0'ın toplamını 0 dedim arkadaşlar. Virgülden sonraki en son sıfırları söylemesek de oluyordu. 0,2 de desek oluyor. Şu parantezin içini 0,2 bulduk dostlar. Şimdi bununla 3,125'i çarpacağız ki bakın şöyle bir çarpma işlemimiz var dostlar. Ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben size 3125 ile 0,2 yani 2'yi çarpın deseydim şöyle çarpacaktınız değil mi dostlar? Aynı muhabbeti hiç sanki virgül yokmuş gibi, şu virgülü görmüyormuşum gibi çarpıyorum dostlarım bu iki sayıyı. Bakın çarpalım. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 2, 4. 1 de elde 5 çıktı. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6'yı yazdım dostlarım. Şimdi hocam bunun neresine virgül koyacağız biz? Hemen bakın onu da şöyle söyleyeceğiz dostlar. Şimdi bu adam 0,2 idi. Virgülden sonra kaç basamağı var bunun dostlarım? 1. Bu adam 0,125'ti. Virgülden sonra kaç basamağı var bu keratanın? 3. 1 ile 3'ü topluyorum. 4. Yani benim bulacağım cevapta virgülden sonra 4 basamak olmalı ki 1, 2, 3, 4. İşte şuraya virgülümü koydum ki virgülden sonra 4 basamak olsun. Virgülden önce bir sayı olmadığı için 0 yazıyorsunuz buraya da kardeşlerim. Yani cevap 0,6250 de varsa olur. Sondaki sıfırları okumuyorduk. 0,625'i işaretliyoruz dostlarım. Hadi geldik diğer sorumuza. Şimdi önce burada parantezin içindeki toplamayı yapıyorum. Hemen 0,5,2,8'i yazdım. 0,4,72'yi yazdım ve topluyorum bu iki keratayı. 8 ile 2'nin toplamı 10. 0'ını yazdım. Elde var 1. 7 ile 2'nin toplamı 9. 1 de elden geldi. 10 yaptı. 0'ını yazdım. Elde yine 1 var. 9 geldi. 1 de elde vardı. 10 yaptı. Elde hala 1 var kardeşlerim. 0 ile 0'ın toplamı 0. 1 de elde vardı. Virgül de çaktım. Virgülden sonraki en son sıfırları okumuyorduk. Yani şuranın cevabı 1 çıktı dostlar. 1 ile neyi çarparsam çarpayım. Sonuç yine o sayı çıkacağı için asıl cevabımız şurası arkadaşlarım. Hemen burayı bulalım. 0,02 ile 0,08'i toplayalım. Cevap da bu gelecek. 2 ile 8'in toplamı 10. Elde var 1. 0 ile 0'ın toplamı 0. 1 de elden geldi. 1 paketledim dostlar. Şurada da 0 var. Bakınız virgülü de aşağı yazdığımda sondaki 0'ı da siliyorum dostlarım. 0,1 yani Ceyhan şıkkı doğru cevap geldi. 3 numaradayız. Hemen parantezin içindeki önce toplamayı yapıyorum. 1,9,7,5 ile 2,025'i bir toplayalım hemen. 5 ile 5'in toplamı 10, elde var 1. 7 ile 2'nin toplamı 9, 1 de elden geldi 10 yaptı, elde yine 1 var. 9, elde 1 vardı 0 oldu, elde yine 1 var. 1, 2 daha 3, 1 de elden geldi 4. Virgülleri sildim. Şuranın cevabı 4'müş dostlar. Şimdi şurayı bulalım. Yani 12'den 11,75'i çıkarıyorum dostlarım. Şimdi bunun virgülü yok. Virgül attım. Sıfır sıfırları ekledim buraya ki hani silebildiğim gibi ekleyelim ki düzgün toplama yapayım diyorum. Daha doğrusu çıkartma yapalım. 10'dan 5 çıktı. 5. Burada 9 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2. Virgülü çaktım. Burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Burası da 0,25 çıktı arkadaşlar. Yani cevap 4 çarpı 0,25 geldi. Şimdi şuna da alışalım arkadaşlar bir yandan. Çünkü bunu da yapacağız bir sonraki sayfalarımızda. Ondalıklı sayıyı rasyonel sayıya çevirelim. Bakın şöyle çeviriyorum. Sayıyı aynen yazıyorum. 0,25 diye yazacağım. Tabii baştaki 0'ı yazmayacağım için 25. Bölüm
Virgülden sonra kaç rakam var? Bir iki tane rakam var. O halde birin yanına iki tane sıfır koyuyorum. Virgülden sonra kaç rakam varsa birin yanına iki tane o kadar sıfır koydum, 100 oldu. Peki 4 ile 100'ün sadeleştirilmesinden burada 25 kaldı. 25 ile 25 sadeleştirdim, 1 kaldı. Cevap Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik şu soruya, 4 numaraya. Bakalım bu ne diyor? Önce şu parantezin içindekileri bir toplayalım. 2 dursun, şunları bir toplayalım arkadaşlar. 0324 ile 1,676'yı bir toplayalım bakalım ne geliyor. 6 ile 4'ün toplamı 10, elde var 1. 9, 1 de elden 10. 9, 1 de elden 10. 1, bir de 2 geldi arkadaşlar. Sıfırları sildim, 2 çıktı şurası. Başta da bir 2 var, 4 geldi. Birinci parantezimin içi 4 çıktı dostlar. Geldik ikinci paranteze. Şunları da şöyle 0,001'i yazalım. 0,009'u yazdım. 0,09'u yazdım. Yetişmediği için bir 0 çaktım. 0,9 yetişmedi, 2 0 çaktım. Topluyorum arkadaşlar. 9, 1 daha 10. Elde var 1. 9, 1 de elden 10. Yine elde var 1. 9, elde 1 var 10. Elde yine 1 var. 0, 1 de elden geldi. 1 oldu arkadaşlarım ki. Bakın sıfırları sildiğim zaman 1 çıktı. Şu koskocaman yer. 4, 4 çarpı 1'i istiyor bizden. Cevabımız Edirne geldi kardeşlerim. Evet dostlar, zamanımız çok kalmadı arkadaşlarım. Bu videomuz böyle olsun. Bir sonraki videomuzda da 16 numarayı çekmeye çalışalım kardeşler. Hadi bakalım görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. 16 numaralı köşe taşını çözeceğiz. Rasyonel sayılarda bölmemiz olacak arkadaşlarım. Pardon, ondalık sayılarda. Birinci sorumuzla başlayalım hemen. Bakalım ne diyor bu kerata. Şimdi bakın nasıl bir işlem yapacağım arkadaşlarım. Virgül kaydırma işlemi yapacağım. Çok uzatmayacağım. Çok basit bir soru tarzıdır. Keşke sorsalar diyeceğiniz soru tarzıdır kardeşlerim. Şimdi şu birinci kesre bir bakın kardeşler. Şu ifadeyi. Bu yukarıdan sağ tarafa doğru bir virgül kaydırırsanız alttan da kaydırdığınızda hiçbir sorun yok arkadaşlar. İşlemde bir değişiklik olmuyormuş. E peki bir virgül daha kaydırdım o halde. Aha bir tane daha kaydık kardeşlerim. Yine bir değişiklik yok. E bir virgül daha kaydım. Bir tane daha kaydım. Hiçbir değişiklik yok. E böylelikle virgülü en sağa kadar getirdim mi dostlarım? İkisinden de virgülden kurtulduk. Yani bu soru aslında neymiş? 15 bölü 3'müş şurası. Yani 5. Arada şimdi eksi var. Geldik ikinci işleme. Hadi bakın dikkat edin şimdi burada. Yine virgül kaydırıyoruz. Yukarıdan kaç tane kaydırdıysam aşağıdan da o kadar kaydırıyorum dostlar. Bakın bir tane buradan kaydırdık. Bir burada. Şimdi altta kaydıracak bir yer daha var. Aha en sona getirdim. Ama yukarıda sayı kalmadı ki dostlarım. Sayı kalmadığı yere de sıfırı çakıyorsun kardeş. Yani ne oldu bu? Buradaki virgül gitti en dibe kadar. 240 bölü 3. O da 80. Şimdi artı sonuncusunu yapalım. 1 virgül, 1 virgül, 1 virgül, 1 virgül. Burada bir sıkıntı yok. Direkt ikisi de aynı anda gitti. 16 bölü 2'den de 8 buradan çıktı. Yani vurgulamak istediğim yer şurası arkadaşlar. Yukarıdan kaç tane virgül kaydırdıysan aşağıdan da o kadar kaydırıyorum. Bakın 3 defa burada, 3 defa da burada. Şu ikincisine bakın. Burada 2 tane virgül kaydırabildim. Burada 1 tane kaydırdım. Eğer kaydıracak bir şey yoksa 0'ı çakıyormuşsunuz dostlarım yanına. Sonucu bulalım hemen. 5 eksi 80. Eksi 75. Artı 8 daha dostlarım. 8 eklerseniz eşittir. Eksi 67. Yani Adana şıkkı buldunuz cevabı. Geldik 2 numaralı sorumuza. Lütfen burada bir durdurun videoyu. Kendiniz çözmeye çalışın gobeller. Daha iyi öğrenirsiniz böyle. Şimdi kaydırıyoruz sırayla. 1, 1. 1 buradan, 1 buradan, 1 buradan, 1 buradan. Buradan bir daha gitti. Burada yer kalmadı. 20 yaptı burası. Yani 2 bölü 20 çıktı dostlarım. 2 bölü 20. Gerekirse bunu 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 1 bölü 10 diye de yazarız. Artı. Sıra geldi şu zıbıdıya. Virgül, virgül. Bir tane kaydı. Burada kayacak yer yok. 10 yazdım. 4 bölü 10 çıktı burası. Hemen altına 4 bölü 10 yazdık. Artı. Sıra geldi şuna. Bir virgül kaydırdık. Burada yer yok. Sıfırı patlattım arkadaşlar.
343 bölü 490 oldu. 343 bölü 490. Bakın ne yapıyorum? 7'ye bölsek bu 343'ü, hemen şöyle kenarda bir 7'ye bölelim. Sanki sadeleşeceklermiş gibi geliyor dostlarım. 4 kere 7, 28. Çıkarttım 6. 6'da 49 yaptı arkadaşlarım. 9 var. 69'da 7, 9 kere. 49 kalıyormuş 7'ye bölersen. 7'ye bölersek bu keratayı da 70 kalıyor. Bir daha 7'ye bölelim 7, bir daha 7'ye bölelim 10. Burada bir de 7 bölü 10 çıktı dostlar. Topluyorum, paydalar eşit olduğu için üstleri toplayalım. 1, 4 daha 5. 5, 7 daha 12. 12 bölü 10. Şimdi aşağıda 10 olması şu anlama geliyor. 1'in yanında bir 0 varsa sen diyor virgülden sonra bir rakam bırakacaksın bak. Bir 0 varsa bir rakam. 2 0 olsaydı 2 rakam bırakacaktım virgülden sonra. O halde virgül tam şu 1 ile 2'nin arasına gelecek ki virgülden sonra bak bir rakam kaldı. 0 sayısı kadar rakam bırakıyorum. Şu paydamız 100 olsaydı 2 tane 0 olduğu için 2 rakam bırakacaktım dostlarım. Cevabımız Bursa. Geldik 3 numaralı kerataya. Hemen şu virgül kaydırmayı yapalım. 1 buradan, 1 buradan. 1 buradan gitti, buradan da 1 gitti. Aşağıdan 1 gidiyor ama yukarıya 0 çakmak zorundayım. 50 bölü 8 geldi. Çarpı. Şu zıbıdı halledelim. 1 buradan, 1 buradan. 1 gitti, 1 gitti. Şimdi aşağıdan bir tane gidiyor ama 0 çakıyorum. Bir tane daha gidiyor, 0'ı çakıyorum. 300 bölü 1'den 300 geldi. Hadi bölü 1'i de yazalım. Çarpı. Sadeleştirirken dikkat etmiş oluruz. Şuna bakalım şimdi arkadaşlarım. Bir buradan gitti, bir buradan. Buradan bir tane daha gitti, gidecek yer yok. O halde sıfırı çaktım. 20 bölü 15 geldi bu zıbıdı. Çarpı. Şunu da isterseniz rasyonel sayı olarak yazalım. Daha güzel olsun arkadaşlarım. Şimdi sayıyı aynen yazıyorum. 0, 0, 2. Baştaki sıfırlar yazılmaz. Yani 2. Virgülden sonra 1, 2 rakam var. O halde 2 tane sıfır çakıyorum 1'in yanına. Yani 2 bölü 100'müş bu amca. Hadi sadeleştirme yapalım şimdi dostlar. Şimdi 300'deki 2 tane sıfırla şu 100'deki 2 sıfır gitti, bay bay dedik onlara. Şurası 8'i 4'e bölelim 2 çıksın. 20'yi 4'e bölelim 5 geldi kardeşlerim. 2 ile şuradaki 2 de gitti. 5'e bölelim 5'e bölelim. Burada bir 3 kaldı, burada 1 kaldı. Bakın şu 300'deki 3 duruyor. 3 ile de şu 3 gitti. Geriye ne kaldı bir tek? 50 kaldı arkadaşlarım. Yani cevabımız Edirne çıktı. Hadi şunu yapalım şimdi. Bakın toplama çıkartma var arkadaşlarım. Bunu tabi direkt 2,1 diye de söyleyebiliriz ama biz normal toplama çıkartma işlemlerini bir öğrenin diye yapacağım arkadaşlarım ben burada. Şöyle başlıyorum dostlar. Şimdi 2 artı. Bu adamı rasyonel sayı yapsam 1 bölü 10 olur. 10 ile 2'nin çarpımı 20, 1 ile topladım, 21 bölü 10 oldu burası. Paydaya geldi şimdi sıra. 1 eksi 7 bölü 10 olur. 10 ile 1'i çarptım, 10 eksi 7 dedim, 3 bölü 10 da burası geldi. Bakın yukarısı 21 bölü 10, aşağısı 3 bölü 10 çıktı dostlar. Eksi, şimdi burayı yaparız birazdan, şuraya geldi sıra. 2 bölü 10 eksi 4 bölü 100 değil mi? 2 sıfır olacak birden sonra 100. Şunu 10 ile genişletelim hemen. 10 ile çarpalım bir sıfır olsun. 10 ile çarpalım 20 olsun. 20'den 4 çıktı. 16 bölü 100'müş burası. Bölü. Şurada ne var arkadaşlarım? 16'yı yazdım. 1, 2, 3, 0 çaktım hemen yanına. Şöyle de bu geldi. Şimdi burayı bir yapalım. Birincisi aynen dursun. Şöyle yani. 21 bölü 10 dursun çarpı 10 bölü 3 bu geldi. Arada eksi var. Şurayı alıyorum şimdi dostlar. 16 bölü 100 aynen dursun çarpı 1000 bölü 16 da bu geldi. Hadi bir de sadeleştirelim bu zıbıdıları. Onlar gitti. Şuradan 2 0 100 ile gitti. 16'lar gitti. Şurada bir tek 10 kaldı. Şuradaki 10. Burada da 21 bölü 3 yani 7 kaldı dostlarım. Şurada da 7 kaldı. 7 eksi 10. 7'den 10 çıkarsa eksi 3'ü işaretledik kardeşler. Evet, 16 numaralı köşe taşımızı da hallettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kapatırlar. Hadi bay bay.
Arkadaşlar merhaba. 17 numaralı köşe taşını çözeceğiz bu videomuzda. Hadi bakalım başlayalım gobeller. Birinci sorumuz ne diyormuş bir okuyalım. 0,25 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Yani rasyonel hale çevir diyor gobel bunu. Hadi başlayalım. Ne demiştik? Sayıyı aynen yaz. 0,25 bölü. 1'i çaktım buraya da virgülden sonra kaç rakam var? 1, 2 rakam var. O halde 2 tane 0 çaktım. Baştaki 0'ı okumamız gerekmiyordu arkadaşlarım. 25 bölü 100. 25'i 25'e bölersem 1 gelir. 100'ü 25'e bölersem 4 gelir. Ceyhan'ı işaretledim goberler. 2 numaraya bakıyoruz. 1,24. Sayıyı aynen yazdım. 124 bölü. 1'i çaktım buraya, her zaman 1. Virgülden sonra kaç rakam var? 1, 2 rakam var. 2 rakamı da, 2 sıfırı da koydum buraya. Şimdi 2'ye bölelim önce bu keratayı. 62 yapar, bölü 50 yaptı. Şıklar da yok. Hala sadeleştiriyorum o zaman. 2'ye bölüyorum, 31 bölü 25 çıktı. Dostlar, Bursa şıkkımız. Geldik yine, hangisine eşittir sorusu var dostlarım. Hemen bakıyorum. Sayıyı aynen yazıyorum. Virgül yokmuş gibi. 128'e 28. 12.828 bölü. Virgülden sonra 2 rakam olduğu için 2 sıfır. Bir de 1'i yazdım dostlarım. Şimdi 2'ye bölelim bu keratayı hemen. Şöyle 2'ye böldüğümde 6, 4, 1, 4 geldi dostlarım. Bölü 2'ye böldüm. 50 çıktı. Hala 2'ye bölünüyor goberler. Bölelim 2'ye. Şu aşağısı 25 oldu. Şunu 2'ye bölelim. 3, 6'yı böldüm. 2'yi böldüm. 4'ü böldüm. 2, 14'ü böldüm. 0, 7. 3207 geldi arkadaşlar. Yani Edirne şıkkımız doğru cevap oldu. Bu ne diyor? Sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi sayıyı yazıyoruz. 0, 0, A bölü. 1'i çaktım. 2 tane rakam olduğu için virgülden sonra 2'de 0 çaktım. Şuradaki A'lara sıfırları okumayacaktık. A bölü 100. Yani Edirne şıkkımız doğru cevap geldi. Yeteri sayıda vaktimiz var arkadaşlar. Hemen isterseniz 18 numaralı köşe taşını da bir halledelim burada. Bakalım ne diyormuş. Bir sayıyı 0,4 ile çarpmak bu sayıyı kaça bölmektir? Şimdi bir sayı düşünün kardeşlerim. Aha A. Açıların çocuğunun A'sı. Bu sayıyı 0,04 ile çarpıyorum. 0,04 ile çarpıyorum. Yani şöyle olmuyor mu arkadaşlarım? A çarpı 4 bölü 100 geldi. Doğru mudur buraya kadar her şey? Peki 4 bölü 100 demek 4'e bölelim 1, 4'e bölelim 25 olur arkadaşlarım. Şu sonuca çıktık en son. A bölü 25. Bakın aslında A'yı 25'e bölüyormuşuz goberler biz. O yüzden cevabımız Bursa geldi kardeşler. Geldim 2 numaraya. Bakalım bu ne diyor? A, B, C sıfırdan farklı reel sayılardır. Bilmem ne ifadesindeki A ve B sayılarının her biri 2 ile bölünüp C sayısı bilmem ne ile çarpılırsa sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? Hemen şurada yer açayım kendime. Burada yapıyorum. A ve B'yi 2 ile bölüyorum. Yani şöyle oluyor yeni halimiz. A'yı da 2'ye böldüm çarpı. B'yi de 2'ye böldüm dostlar. Bak öyle diyor. Bu çarpma işleminde A'yı da 2'ye böl, B'yi de 2'ye böl dedi. Böldüm. Bölü. C'yi de diyor 0,25 ile çarp. Şimdi C çarpı 0,25 demek 25 bölü 100 demekti değil mi dostlarım? 0,25. 25 bölü 100 demek. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. Yani 1 bölü 4 ile çarp diyor bize dostlar. Aha çarptım orada. Şimdi sonuç ne olacak diye soruyor. Hemen yapalım. Üstleri çarpıyorum. A çarpı B. Bölü altları çarpıyorum. 4. Bölü C ile 1'in çarpımı C. Bunun paydasında 1 vardı. 4 ile 1'in çarpımı da 4 geldi. Peki şu aşağıda devam edelim dostlar. Üstteki pay kısmını aynen yazıyorduk. Yani A çarpı B bölü 4 çarpı. Şu keratayı ters çevirip çarpacağım. 4 bölü C. 4'ler gitti. Bakın yine geriye AB bölü C geldi mi? Yani aynısı çıktı arkadaşlar. Bir değişiklik olmadı. Hadi devam edelim. X, Y, Z sıfırdan farklı bilmem nedir diyor. İfadesindeki X ve Y sayıları 4 ile çarpılır. X ve Y sayıları 4 ile çarpılır. Hadi çarpalım. 4 ile çarpalım 4X. 4 ile çarpalım 4Y bölü. Y'yi de 4 ile çarpıyorum. 4Y çarpı.
Z sayısı 4 ile bölünürse Z artık Z bölü 4 oldu. Dostum aha buradaki 4'ler gitti mi? Y çarpı Z kaldı. Yine aşağısı Y çarpı Z. Aşağıda bir değişiklik yok. Yukarıya bakın 4 parantezini alsam ben bundan X bundan da Y gelecek. Yani ilk ifadenin paydasında değişiklik yok da payı 4 ile çarpılmış. Yani bütün ifade komple 4 ile çarpılmış. 4 parantezinde X artı Y bölü YZ. Cevap Ceyhan çıktı dostlar. Şunu okuyalım. Bir X sayısını, X'i 1,2'ye bölmek kaç ile çarpmak demektir? Aha böldük. Bakalım ne çıkacak? X bölü, şimdi bunu rasyonel ifade yazıyorum. Sayıyı aynen yazdım. Bölü 1'in yanına bir sıfır attım virgülden sonra bir rakam olduğu için. Bunu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. X dursun birinci kısım. İkinci kısmı ters çevirdim ve çarptı. X'i 1,2'ye bölmek demek aslında 10 bölü 12 ile çarpmak demekmiş. Peki 10 bölü 12 ile 2'ye bölsek 5 bölü 6 yapmaz mı dostlarım? Yani bir sayıyı 1,2'ye bölmek 5 bölü 6 ile çarpmak demekmiş. Cevap Ceyhan geldi. Evet gobeller. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz artık. Hadi bakalım dostlar, kolay gelsin.